İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kronometreye hoş geldiniz. Bu akşam bir konuğumuz yok. Biz bize sohbet edeceğiz. Mert'tan her zamanki gibi yorumcumuzla beraber. Sizlere bu akşam sporda neler oluyor Bodrum'da ve Türkiye'de ve Bodrum'la ilgili neler oluyor onları konuşacağız. Kent TV ekranlarının sevilen spor programı Kronometre 26 Temmuz Salı akşamı gerçekleşen canlı yayında bir ilki gerçekleştirerek Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u Kronometre'ye davet etti. Şimdi de işte hani hemen Bodrum'a dönelim istiyorum. Artık hani merkezde olanları zaten ulusal kanallardan seyrediyorsunuz. Her türlü rezilliği, tartışmayı vesaireyi görüyorsunuz. Ama biz Bodrum'a dönelim istiyorum. Özellikle şunu konuşmak istiyoruz. Hani Bodrum Yarımadası'nda spor nereye gidiyor, ne yapılıyor vesaire diye konuşuyoruz. 6 yıldır konuşuyoruz. 6 yıldır hiçbir şekilde bir yol alamıyoruz. Şimdi bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum özellikle. Mert, bununla ilgili senin fikrini de almak istiyorum. Biz 6 yıldır bu programı yapıyoruz. 6 yıldır Ören Belediye Başkanı dışında, o zamanlar da Ören Belediyesi futbol takımı başarılıydı. Onun için gelmişti bence beyefendi. Onun dışında biz buraya herhangi bir belediye başkanını konuk olarak alamadık Mert. Ya böyle bir şey var. Realite var. Ya 11 tane ilçe ve belde düşünürseniz 11 tane belediye başkanı var. Bunlardan herhangi birini bu programa konuk olarak alamadık. Özellikle bunlardan en çok Bodrum Belediye Başkanları ile ilgilendik. Bundan önce Mazlum Ağan'la çok fazlaca bu konuyu konuştuk ama maalesef süresi içerisinde bu programı alamadık. Şimdi ise hani ben bunun konuşulmasını istiyorum. Bodrum'da sporu yöneten Bodrum Belediyesi'dir diye düşünüyorum ben. Yani Bodrum Yarımadası'nda sporu yöneten Bodrum Belediye Başkanı'dır diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Bodrum'un bir tek spor kulübü var. Önemli bir spor kulübü var. Onun da başkanı, gerçekteki başkanı Bodrum Belediye Başkanı. Ve biz burada 6 yıldır program yapmamıza rağmen herhangi bir Bodrum Belediye Başkanı'nı buraya alamadık. İki tanesine şahidiz. İşte birincisi Mazlum Ağan, ikincisi Mehmet Kocadon. Onları buraya alamadık. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani biz bunu sözlü olarak gönderdik, zaman zaman yazılı olarak gönderdik ama hiçbir zaman buna icabet alamadık. Ben buradan açık niyetlikle şunu söylemek istiyorum. İşte yorumcumuz Mert'tan, ben Ragıp Sunar ve Bodrum Belediye Başkanı şu anda Mehmet Kocadon'u biz artık Bodrum'daki sporla ilgili sorunları konuşmak üzere şurada aramızdaki sandalyeyi almak istiyoruz. Kronometre programı hazırlayıcısı ve sunucusu Ragıp Sunar, Kent TV ekranı üzerinden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a seslenerek Bodrum Yarımadası'nın sporla ilgili konularını tartışmak ve bu konuyla ilgili Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un neler düşündüğünü Bodrumlularla paylaşmak üzere Kent TV ekranlarına davet etti. Sunar, 6 yıldır devam etmekte olan Kronometre spor programında Bodrum Belediye Başkanlarını bir türlü ağırlayamadıklarını ve bu durumun Bodrumlular tarafından acaba başkanlar Kronometre'ye davet edilmiyor mu şeklinde algılandığını söyleyerek böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ve bir önceki başkan Mazlum Ağan da dahil olmak üzere defalarca yazılı, sözlü ve aracılar vasıtasıyla programa daveti yapıldığını ve bu davetlere olumlu cevap alamadıklarını söyledi. Kronometre spor programının canlı yayınında Mehmet Kocadon'u programa davet eden Ragıp Sunar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un programlarına katılması durumunda mutlu olacaklarını belirterek, cevabın olumsuz olması durumunda nedenini tüm Bodrum kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi. Buradan açıklıkla buradan teklifte bulunuyorum. Sayın Mehmet Kocadon'u buraya ne zaman isterse herhangi bir salı akşamı, buraya da davet etmek istiyoruz. Burada görmek istiyoruz ve biz kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Gerekirse halkımızdan da sorular gelecek. Mehmet Kocadon'un da bunlara cevap vermesini ve neler düşündüğünü bilmek istiyoruz. Neden derseniz, işte Bodrum Yarımadası'nda sporu geliştireceksek Bodrum Belediye Başkanı'nın bununla ilgili konuşması lazım. Yarımada'nın tek televizyon kanalı Kent TV olduğuna göre ve tek spor programı da Kronometre olduğuna göre biz de burada onu kendisini burada görmek istediğimize göre buna bir şekilde cevap vermesini istiyoruz. Olumlu veya olumsuz. Olumlu olursa memnuniyetle burada bekliyoruz. Olumsuz olursa da neden olumsuz olduğunu, yani bu programa neden katılmak istediğini ekranlara karşı, kameralara karşı söylemesini istiyoruz. Bütün halkımızın da bunu bilmesini istiyoruz. Çünkü bize ya bu programa niye belediye başkanları gelmiyor? İşte daha önceki belediye başkanı niye gelmedi? Mehmet Kocadon'u davet etmiyor musunuz diye bize bir takım konuşmalar geliyor. Program yorumcusu Mert Tan da Ragıp Sunar'ın canlı yayın davetinin önemli olduğunu ve Mehmet Kocadon'u programa beklediklerini belirtti. Belediye başkanı tabii ki sporla ilgili görüşler olması gerekiyor ama
Bodrum'daki sporu belediye başkanının yönetmemesi gerekiyor. Ama yönetiyor. Yani şu şekilde yönetmesi gerekiyor. Tesisleri yapacak. Tabii. Sunacak. Ondan sonra diyecek ki alın kardeşim bu tesisleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Kulüplerin önüne sunması lazım bunları kullanmaları için. Ama dediğim gibi Türkiye'de böyle olmuyor maalesef. Ya dünyada birkaç ülke, yani bizden başka ülke var mı bilmiyorum. Belediye spor adı altında kulübü olan ülkelerden biriyiz. Yani madalya takacaklar bize. Ama işte bu konuda yani belediye başkanının, yani Bodrum Spor'un bir kulüp başkanı varken, kulübün bir başkanı varken belediye yardım ediyor olabilir kulübe. Çok normal edecek. Ama bunun önüne belediye başkanının geçip kulübün başarılarıyla ilgili yorum yapması, kulübü yönlendirmesi doğru değil bence. Bodrum'da bir şey yapmak istiyorsanız mutlaka onun fikri, yani onun önünden geçiyor her şey. Belediye başkanının spora bakışı çok önemli Bodrum'da. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi kulüplerle alakalı olmaması gerekiyor bence. Ama onun dışında yani belediye başkanının tabii ki Sayın Mehmet Kocadoğan'ın spora bakışı işte kafasında vardır mutlaka. İşte yeni projeleri yani işte salondur, tesisler yani tesis projeleri vardır mutlaka. Ama tabii ki belediyenin yani Bodrum'un bir öncelikleri var. Onu kafasında bir sıraya koymuştur mutlaka. Ona göre yavaş yavaş yapıyordur. Ama onun dışında yani 3 senelik, 5 senelik neyse yani sonuçta bu olabilir pek tabii ki. Yani hiç kimsenin bir dönem sonra kimin belediye başkanı olacağı belli değil. Ama bence en doğrusu olacakmış gibi projeler üretiyordur mutlaka kendisi. 3 sene sonra, 5 sene sonra varsa kafasında gelsin açıklasın, biz de sevinelim. Yani tabii ki yani Bodrum'un hakkında ne düşündüğü çok önemli değil bence. Bodrum'daki sporda, spor. Bodrum'da gençlere işte hangi organizasyonları düzenlemek istiyorsun, hangi tesisleri yapmak istiyor, işte hangi sporu ön plana çıkarmak istiyor. Bu tip şeyleri tabii ki ben de hani burada duymak isterim kendisinden, bütün Bodrum halkı gibi.